bizim bize layık görünen ve bize layık edinemesi seyahat şartlarıyla elleme. Ayrıca sosyal politikalar bakanlığı bu konuda kişiyle çok bir değişiklik yapmadan kendi tasarladıkları kartı bize verelim kullanmamızı istedim. Halen Türkiye'nin hiçbir yerinde kullanılan kartları geçebiliyor. Sürekli aynı sıkıntılar yaşıyor. Kısa bir süre önce Yılmaz kardeşimizin yaşadığı olayla tanık oldu. Ve bu olayda bile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız çok güvensiz kaldı. Ve Gazi kardeşimiz sahipsiz kaldı. Ve bu sorun halen devam ediyor. Kartlar çipli değildir ve hiçbir otomasyon sistemi yoktur. Kullanılması çok zordur. Bu anlamda bize kartların üstünde bütün ibarelerin taşıdığı, bütün ibarelerin bulunduğu bir kartla yatırıyor. Eğer bir kartın üzerinde bilgiler varsa, kart sizin şahsiyetinizi, sizin makamınızı, kim olduğunuzu belirtmesi gerekir. Biz vazife mahallüleri ya da hak mahallüleri dahil hepsinin kartlarına gazi yazılmış. Açıklama kısmında görev gazisi ya da terör gazisi olarak ayrılmasını istiyoruz. Bizim camiamızdaki bir arada olmaya çalıştığımız insanların yetkililer tarafından kartlarla ya da yazılarla bölünmesine, bizi ayrımlaştırmasına bunlara karşıyız. Bunun dışında halen devam eden bir sürü problemlerimiz var. Çalışan gazilerimiz olumsuz bir şekilde görevlendirmeler yapıyor ve şehit aileleri de yeni atan şehit aileleri ve vazife mahalli arkadaşlarımız da bu ülke için bedel ödemiş insanlar bununla ilgili çok fazla sıkıntı yaşıyor. Daha 2 gün önce tuvalet temizleyen gazimizi gördük ve hayatlanarak yapıyor. Bu sorunları halen devam ettiriyor. Yasal başbakanlık genelgesine rağmen bu konuda hiçbir hassasiyet iş yerleri tarafından, kurumlar tarafından gösterilmiyor. Bunun dışında bizim halen devam eden eksik ve ihtiyaçlarımızla ilgili tüm şehit yetimleri ve çocukların iş istihdamına hakkı verilmesi gazilere ikinci şansın verilmesi istiyoruz. Ve bununla ilgili birçok talebimiz var. Yani taleplerimiz içerisinde vakıflarla ilgili, işte burslarla ilgili bir sürü şey var. Bu basın açıklamasında yazdığımız bir sürü detaylar ayrıca bir dosyayla hazırlandı. Muhalif gazilerin çocuklarında var, vazife mahallelerinde var, aynı sıkıntılar devam ediyor. Ve bu gitgide birilerinin sorunu biz çözüyoruz mantığı ilerlemediği için sıkıntılar yaşıyor. Bu anlamda da buraya gelip başlayabiliriz. Süreçle ilgili de biz kanın akmaması, anaların ağlamaması konusunda yaşıyoruz. Bununla ilgili hepimiz aynı şeyler. Biz kandan beslenen insanlar değiliz. Bunu en iyi anlayabilecek insanlar değil. Çünkü buradaki herkes bedel ödemiş insanlar. Bedel ödemiş insan olarak bizim hassasiyetlerimiz ve olmazsa olmaz konusu çizgilerimiz. Terör örgütüyle ya da terör örgütünün simgelenen siyasi partilerle oturup bir pazarlık yapılması ya da tavizler verilmesi bizim şu andaki görüntü itibariyle canımızı acıtmak bizi rahatsız ediyor. Çözüm süreci yapılacaksa bu bizim de hassasiyetlerimizle ilgili ince ve çok önemli konulara dikkat ediyoruz. Bizler şu anda gaziliğin ve bu şerefi haysiyetimizle taşımaya çalışan insanlarız. Özlük haklarımızla ilgili çok bir beklentimiz yok. Sadece toplumda layık olduğumuz ve bize gösterilmesi gereken saygıyı istiyoruz. Çünkü bu işin vebali yetmişiz. Bizler bu bedeli öderken birileri oturup bizim üstümüzden siyaset yapıyoruz. Yani şimdi biz buradaki arkadaşlar olarak bir misyonu taşıyoruz. Bizim tavrımız sadece ahlaklı ve devlet terbiyesi almıştır ve çizgide olacak. Bizden hiç kimse bir gazinin onuruna yakışmayacak tavır ve davranış beklemez. Biz sadece sorularımızı dile getiriyoruz. Bundan sonrakiyle ilgili yapacağımız her şey aynı adab ve terbiye olacak. Farklı bir yere gidiyoruz.